Ciao. Günaydın, buongiorno. Dün akşam Cinque Terre'ye geldik, yani beş bölge anlamına geliyor. İtalya'nın Liguria bölgesinde, kuzeyinde, kuzey kıyı kesiminde. Kamp alanımızdan ani bir kararla yürüyerek ayrılmaya karar verdik. Şimdi aşağı doğru tren istasyonuna gidiyoruz. Şu an çok sıcak. Sonunda istasyona vardık. Biraz zorlu oldu açıkçası çünkü hava çok sıcak. Tren istasyonunun hemen yanında bir tane park alanı var ama saati 2 euro. Tüm gün boyunca işte köylerde gezeceğinizi düşünürseniz biraz pahalıya mal olabilir. 8 saatte 13 euro ama bu yürümeye değer miydi bilemiyorum. Çünkü dönüşte de yokuş yukarı çıkacağız. Sanırım taksiye çıkacağız. O da yaklaşık 10 euro falan tutacak. Bunun bir hesaplamasını daha sonra açıklamasında yaparım. Şimdi trene bineceğiz. Bilet aldık. Bu bilet 16 euro kişi başı ve gün boyu valide ettikten sonra kullanabiliyorsunuz gece yarısına kadar. Bütün köyler arasında bu biletle dolaşacağız. Bu biletle neler yapabiliyorsunuz? Trenlere binebiliyorsunuz. Park area dediği onlara ulaşım varmış. Rehberli turlara katılabiliyormuşsunuz. Yani park içindeki ATC otobüslerine binebiliyormuşsunuz. Tuvaletlere ücretsiz olarak kullanabiliyormuşsunuz. Parkın içindeki Wi-Fi noktalarında internet erişiminiz var. Zaten burada da şifre ve kullanıcı ismi yazıyor kartın arkasında. Umarım doğru yöne gidiyoruzdur. Gel. Şu an denize girmek istiyorum. Devam edelim o zaman. Cinque Terre'de ilk köy Monterasso al Mare'deyiz şimdi. Bu köyün iki tane koyu var. Burası ikinci koy diyebiliriz. İlk tren istasyonundan indiğiniz yerde hemen böyle karşıda. Orası biraz daha özel gibi çünkü bir yer gördük ve giremezsiniz yazıyordu. Yani ancak şemsiye ve şezlong kiralarsanız girebiliyorsunuz yazıyordu. Bence çok saçma. Yani istediğimiz yerden girebiliriz aslında denize. Burası da daha böyle halk plajı kıvamında ama denizde böyle motorlar falan var. Biraz daha yani köpükler falan var şurada. Öbür taraf kesinlikle çok daha güzeldi. Denize girecekseniz oradan girin bence. Daha içerilere hiç girmedik. Hep kıyılardayız, sulardayız. Şimdi birazdan da içeriye gireceğiz. Cinque Terre'nin neden ulusal park olduğunu, koruma altında olduğunu bu resim bence çok güzel anlatıyordur. Her yer yemyeşil. Şimdi bizim olduğumuz köyün resmi burada. Monterasso al Mare. Demin benim ayaklarımı soktuğum yer tam olarak burası. Ve iki koy var demiştim. Burası ve burası. Şurası tren istasyonunun olduğu yer. Denizin güzel olduğu taraf da aynen burası. Buradan buraya yürüyerek geçiyorsunuz. Biz Levanto'dan geldik trenle. Şuradan şuraya gelmek çok kısa sürüyor. Tren genellikle tünellerden geçerek buraya geliyor. Şimdi köyün merkezi burası biz zaten. Biz içerilere doğru merkezi gezeceğiz. Sonra tekrar buradan yürüyerek biraz da bu bölgeyi gezip tekrar istasyona binip diğer köye doğru gideceğiz.
Şimdi bu köyün yine istasyon tarafına geldik. Az önce öbür tarafta deniz ayaklarımı sokarken söylediğim bir şey vardı. Bu tarafta işte ücretsiz giremiyorsunuz sahile diye. Ama öyle değilmiş. Burada yol var. Tabii ki istediğiniz gibi girebilirsiniz. Buraya havlunuzu serip denize girebiliyorsunuz. Sadece yine burada işte şezlong kiralamak isterseniz ya da oradaki işte olanakları kullanmak isterseniz plajın işte ücretini ödemeniz gerekiyor. Yoksa burada istediğiniz gibi denize girebilirsiniz. Yanlışını düzeltiyorum. Şimdi diğer köye doğru trene bineceğiz. Monteroso'dan sonra şimdi Vennata köyüne geldik. Trenle bir 3-4 dakika falan sürdü. Tabi buralar sahil köyleri olduğu için hep böyle işte balıkçılar var. Balık ürünleri satan restoranlar var. Hepsi birbirine benziyor aslında. Bakalım bu nasıl? Gördüğümüz kadarıyla Vernazza daha küçük bir yer. Diğerinden farklı olarak burada trenle böyle tünelde iniyorsunuz. Biraz yürümeniz gerekiyor sahile ulaşmak için. Monte Rosso'da direkt böyle denize açılıyordu kapı. İşte Vernazza köyü, şu arkamda görmüş olduğunuz köy. Tamamen bu kadarcık, küçücük bir yer. Denize girmek için bence pek uygun değil çünkü deniz çok güzel değil. Kapalı bir alanın içinde kalıyor. İçinde motorlar ve tekneler var. Monte Rosso'nun o berrak masmavi denizinin yanında pek iyi değil. Monte Rosso tam arkada kaldı. Oradan buraya aslında yürüyebilirsiniz de. Şuradan yürüyen insanlar da var hatta. Ben onun kapalı olduğunu okumuştum en son ama şu an yürüyen insanlar var. Açık sanırım. Bu heyelan tehlikesinden dolayı kapanmış olduğunu okumuştum. Şu an yürüyorlar ama bu sıcakta nasıl yürümüşler bilmiyorum. Biz burayı çok fazla sevmedik. O yüzden şimdi diğer köye doğru gidiyoruz. İnemeyecek. Yanlış yerde indik. Hayır. Şimdi Manarola'dayız. Vernazza'dan çıktık. Ondan sonra aslında Cornelia köyü vardı. O tepede kalıyor. Sahile kıyısı yok oranın. Biz oraya gitmek istemedik zaman kazanmak için. Direkt Manarola'ya geldik. Şimdi istasyondan köye doğru yürüyoruz. Sahildeyiz. İnsanlar denize giriyorlar. Ama hala en favorimiz ilk gittiğimiz köy olan Monte Rosso. Konuşmalar arasında yanlış bir bilgi verdim. O köyden bu köye nasıl yürümüşler ben yol kapalı sanıyordum dedim. Ama benim kapalı sandığım yol aslında Manarola ile Ria Maggiore arasındaki yol. Bu yola Via della More deniyor, aşk yolu. Asıl kapalı olan yol bu. Benim bildiğim bilgi doğruymuş. Heyelandan dolayı bu yol kapanmış. Sadece 200 metresini yürüyebiliyorsunuz. Köyler arasındaki diğer yollar açık yani haberiniz olsun. Ama maalesef bu aşk yolu kapalı. Böyle gideceğiz. Şimdi istasyonda bekliyoruz. Manarola istasyonundan Ria Maggiore'ya gitmek için. Hava bu kadar çok sıcak olmasaydı ben de köyler arasında yürümek isterdim.
Çok uzun bir yol değil. Eminim yolda yürürken çok daha güzel manzaralar yakalanacaktır. Ama şu an hava gerçekten çok sıcak. Yani köyün içine dolaşmakta bile zorlanıyoruz. O yüzden en güzeli tren. Geldik. Bir dakika falan oldu herhalde trene bineli. Ama trene binmek mecburi. Az önce söylediğim gibi yürüyüş yok kapalı. İnemeyeceğiz bu trenden ama. Cinque Terre'deki son köyümüz Ria Maggiore'deyiz. Burası da gördüğünüz gibi yine küçük bir köy. Yine aynı konseptte. Yine küçük bir sahili var. İnsanlar denize giriyorlar. Şimdi köyün içlerine doğru gideceğiz. Orada bu Cinque Terre'deki köylerde çok meşhur olan böyle külahta kızarmış deniz mahsulleri var. Onlardan yemeyi düşünüyorum. Onlardan yemeden dönmeyeceğim. Bu köyde o görülen küçük alan dışında ilerlerde de denize girecek yerler var. Arkamda insanlar görüyorsunuz denize giriyorlar. Onun için de hemen böyle küçük bir yol var. Köyler arasında denizden de ulaşım oluyor. İşte gördüğünüz gibi mesela bir tanesi bu köye yaklaşmış. Tabii ki denizden ulaşımın maliyeti daha yüksek. Sonunda aldık. Sıra beklememiz gerekiyordu. Ben normalde kızartma yemem. Deniz ürünlerinde de sadece balık ve kalamar yerim aslında. Ama burada, gerçi bunun içinde sadece kalamar ve balık var. Aslında bu karışık ve bunun içinde bir de ahtapot oluyor böyle küçük küçük. Ben onu istemedim. Yani bakalım deneyeceğim şimdi, çok merak ediyorum. Where are you from? From Turkey. Do you know? Turkey. Istanbul. Istanbul. Aha. Okay. Thank you so much. Ciao. Nice to meet you. Piacere. Ciao. Ciao. Ah, yolunda işim. Ay canım ya. Çok tatlı ya. Bir amcaydı. Tatlıydı. Üzgünüm şu an onunla ayrıldığımız için bile. Yine Levanto istasyondayız. Sabahtan beri bu anı beklemiştim. Çok sıcaktı. Denize girmek istiyordum. Herkes denize giriyordu önümüzde. Şimdi biz de bütün köyleri gezmeyi bitirdik. Kamp alanına gittik. Bikinlerimizi, mayolarımızı giydik. Ve tekrar gidiyoruz şimdi Monterosso'ya doğru.
Cinque Terre gezimizi Monterosso'da denize girerek bitirdik. deniz biraz kalabalıklaşmış tabii biz gelene kadar. Ama yine de burada denize girmiş olmak güzel bir şey. Sonra da girip içerilerde bir şeyler yedik. Burada yediğimiz pizza da açıkçası Roma'da yediğimizden daha güzeldi. Ama tabii ki Napoli'dekinden daha kötüydü. Şimdi ilerliyoruz. Yarın Portofino'ya doğru gideceğiz. Cinque Terre gezimiz burada bitmiş oldu. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Köyler arasında en rahat ulaşımı trenle sağlarsınız. Aldığınız tren bileti gün içinde istediğiniz kadar trene binme imkanı sağlıyor size. O yüzden çok rahat ve zaten köyler arasında en fazla 5 dakika falan sürüyor tren. Bunu da söylediğime göre artık Portofino'da görüşmek üzere.